12 Şubat Pazartesi günü Atatürk Havalimanı'nda ilginç bir durum yaşandı. 4 üniversite öğrencisi, Türkiye'de okuyan yabancı uyruklu 4 üniversite öğrencisi taksiye binmek istediler. Taksiciler 90 dolar fiyat belirledi. Yüksek geldiği için Uber'e danıştılar ve Uber'de gidecekleri yere 180 lira fiyat çıkarıldı. Bu fiyat için oraya gelen şoför taksiciler tarafından darp edildi. Hatta taksici sadece şoförü darp etmedi, oradaki öğrencileri de darp etti. Valizlerini yerlere attılar. İşte şu an o mağdur yanımızda. Bakırköy Adliyesi'nin önündeyiz. Bugün savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Olayı kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle geçmiş olsun. Neler yaşadınız? Ben yolcumun çağrısını kabul ettiğimde, bana düştüğünde yolcumu almak üzere Atatürk Havalimanı içerisinde gelen yolcu, uluslararası gelen yolcu bölümünde B kapısında olduğunu sistem üzerinden gördüm ve B kapısına yanaştım. Evet. Yalnız orada daha önce de yaşanan sıkıntıları bildiğim için müşterimi gördüğümde biraz daha ileriye doğru gelmesini, taksicileri geçmesini istedim işaret ederek. Onlar da anladılar zaten. Yolcularım geldi, peşinden de 7-8 kişilik bir taksici grubu. Araca binmelerine izin verilmedi. İşte direkt bana sen hırsızsın, sen Ubercisin deyip ağır hakaretlere, küfürlü hakaretlere maruz kaldım. İşte itişmeler, kakışmalar, o esnada işte tekme atmalar. Yolcumu da bu arada tehdit ettiler. We order an Uber and the Uber came, but the taxi driver stops us to follow the Uber man. They won't allow us to use the meter. They just fixed the price. We should pay $90. Come out and they bring out our luggage from the car. Uber taksi şoförü Atatürk Havalimanı'na gelip taksiciler tarafından darp edilirken bir diğer taksiciler de boş durmadı. Elindeki anahtarlarla bu gördüğünüz çizikleri yapmaya başladı. Yani arabaya fiziksel saldırı başladı. Yine bununla da bitmedi. Bagajı açtılar. Bagaja yerleştirilmiş olan müşterilerin bagajlarını yerlere fırlattılar. Ve müşteriler de yine arabanın içinden zorla çıkarılmaya çalışıldı. Biz normal olması gereken bir rakama götürdüğümüz için mi hırsızız? Yoksa 3 katını almadığımız için mi hırsızız? Şimdi vatan haini diyorlar bizim için. Şimdi bana göre bu 3 katı fiyat çekenler vatan haini. 15 Temmuz'da ve artık o DAEŞ saldırısında, terörist saldırısında işte bazı taksicilerin kişi başı 300 lira, 100 dolar gibi rakamlar talep edip oradan işte ben sizi götürürüm ama 100 dolar deyip yaralı insanları bile, silahla yaralanmış insanları bile taksiye bindirmediler, almadılar. Bizim birçok arkadaşımız, yani bu beğenmedikleri Uber işi yapan arkadaşlarımız Bakırköy Devlet Hastanesi'ne sürekli yaralı taşıdılar.